1200 senedir paslanmış. Hakikaten kapatmışlar. Şimdi Türkiye Gazetesi'ndeki o bir bilen vatandaşa bir sorsan, Kur'an-ı Kerim'i okumak asla doğru değil. Çünkü okursak yanılabilir diyor. E peki senin öngördüğün kitabı okursak yanılmayız diye kim diyor? Yani onun garantisi nerede? Değil mi? O Hüseyin Hilmi Işık'ın saadet ebediyesini öneriyor. Peki onu okursak yanılmayız. Nasıl yanılmayız? Yani nasıl garanti edeceksin onu bize? Öğret de tatmin olalım. E bırak. Yanılgımız Allah'ın kitabını okurken olsun. Yani senin ne yediği belirsiz, ne sebebi belli olmayan fikirlerini, üfürüklerini okurken yanılana kadar. Değil mi? Bırak Namet Köprüsü'nden geçeceğime, yani sular götürsün beni yani. Ha, tilki gölgesinde yatana kadar arslan yesin beni de arslan yedi desinler bari. Yani Kur'an'ı okurken yanıldı desinler. Ne güzel, Allah'ın kelamını okurken yanılıyor. Yani yanılacaksın. Öyle değil mi arkadaşlar? Değsin ya. Yani. Kaldı ki okumak için çalışacağız, çabalayacağız, tekrar tekrar okuyacağız, tekrar tekrar öyle öyle yanılgımızı azaltacağız. Yoksa bir insan bir işe ilk Bismillah, siftah dediğinde en mükemmel şekilde yapabilir mi ki? Biz daha bakar bakmaz anlayalım. Neyi olursa olsun. Yaptığımız şey güreş de olsa ilk başladığımızda erbabı olamayız. Kur'an'ı anlamak da olsa, okumak da olsa. Öyle değil mi? En mükemmel şekilde mi yapar insanlar ilk yapışlarında? Bilakis sonraki yapışlarında gider. Tekamül zaten bir sürecin adıdır ve o sürecin başlangıcı değildir. Ortalarına ve sonuna doğru aldığı adın adıdır. Kemale erme, olgunlaşma. Peki olgunlaşmanın başlangıcı hamlık değil mi? Elma olgunlaşıyor, zerdali olgunlaşıyor, kayısı, bilmem armut olgunlaşıyor. Peki olgunlaşmadan evvelki haline ne diyorum? Ham armut diyorum. Şu armut olgunlaşmış diyoruz. Şu zerdali kızarmış, şu erik yenecek halde tatlanmış yani olgunlaşmış. Ki o noktaya gelmeden evvel çatır çatır ekşiyor, değil mi?